Utku sana saydırıyor olabilir. Ya Eda normalde de bana saydırıyor da. Saydırmıyorum. Boşnakça Saydırmıyorum işte ya. aynı dil grubuna girmiyor. Ama gördüğün gibi senin yazdıkların mesela resume yazmışsın. Nasıl Ovo, giriyor? Ivo demişsin, Evet, Siest, görmek mi? Moguli Mojna. Mesela benzerlik var kesinlikle. Türkçeden Rusça öğrenmek çok zor ama Boşnakça Aynı dil biliyorsan biraz da. ailesiler abla. Aynı dil Aynı dil ne ailesinde, abi? aynı dil ailesinde şimdi o dil ailesi ayrılıyor hayatım, tamam? Nereye doğru ayrılıyor? Abla Şöyle Türk lazım ayrılıyor. dedik. Slavik diller ayrılıyor. Batı, Doğu şeklinde Tamam. ayrılıyor. Tamam, Bir Boşnak dakika. ona girmiyor. Açıp bakarsan görürsün. Olur. Onu bilmiyorum. Voronir, soracağım bir sana. dakika. Dur ben yazayım ben. Kiril, yani Kiril Rusların kullandığı alfabeyle Türk. Doğru Nasıl değil mi? yani? Yalan. Ya doğru değil mi bu? Ne? Anlamadım, bir daha söyle. Rusların kullandığı alfabeyle Türkik alfabe kullandığı kök olanlar birbirine benzer ki abi. Şeyler, Kirillik değil ama. Kursane telefon konuşmalar. çalıyor. Her alfabede şey sesi Türkiklerin bunu var. kullanması, Çıkmıyor Türkiklerin onları kullanmasının yani. Alo. sebebi zamanında yani asimli olmasından dolayı. Yoksa Hayır, sen son dönemden bahsediyorsun Eda. sen ne Kiril zamandan tam bahsediyorsun? Kimseye veremez ama. Sen şu anda Benim demeye mesela çalıştığım zaman sana şu. Daha bu Ruslar medeniyet daha kendilerini göster. Kuzey, Anlamadım. şöyle söyleyeyim, Sibirya'nın güneyine kalıyordu. Evet, zaten bizim Türklerin de gelişimiz de oradan. Yani oradan geldiği zaten savunuluyor. Ben de sana onu söyleyeyim. Katılıyorum sana. Ben Hatta olayı şöyle anlamadım. bizim normalde Türklerin geldiği yeri Sibirya'nın üst tarafı olarak kabul edilen teoriler var. Ve şey diyorlar mesela onu söyle ne demek istediğini anlıyorum. Normalde şeyler Ruslar geldiğinde bütün Sovyetler Birliği döneminde hepsini yok ediyorlar. Normalde bizim geliş yani Türk tarafının geliş yeri Rusya'nın üstü olarak söyleniyor. Öyle diyeyim sana. Tamam, Tamam, o şimdi zaman orada anladım da hep ki. Ruslar ta sonra geliyor Balkanlar. Tabii Ama oğlum o da onu Balkanlar. söylüyor zaten. Başka bir mevzu karıştırdınız. Eda da onu söylüyor zaten. Onu Vallahi ben söylüyorum da. Eda diyor ki zaten onlar vardı diyor. Yani Türkler orada o bölgedeydiler. Vardılar. Bu doğudan batıya doğru oldu. Fakat Sovyetlerden sonra Ruslar kendini gösterince doğuyu asimile ettiler diyor. Doğru Ben mu şu an Eda? kaçırdım. Ya evet öyle diyorum. Onu diyorum da şu anda senin dil grubundaki benzerliklerden diyorsun. Yani Türkiklerin yani bizim bu Çin diller diye. Mesela onun neydi Aynen onların aynen. ismi? Ural Mongrel, Altay. Mongrel. Onların dilinde ben Rusça alfabet kullanıyorlar mı bilmiyorum. Kiril kullanıyorlar mı onu bilmiyorum mesela. Sen dedin ama bilmiyorum. Çok Bakmak saçma bir lazım. soru, anlama, hiçbir bok anlamadım. Bak Ama o kendini diyor ki canım Ama çok hayır, anlamış gibi yap sen. Onu şu an keyifli. Eda, Hüseyin bize Anlamadım. kedi maması oluyor. Neden? Kısırlaştırılmış değil. Ne marka? 15 kilosu 15 lira. Ne Oğlum o markası kedi ne? niye o kadar büyük lan? Hangi kedi? Cabbar mı? Haççı. Oha o ne oğlum? Yanlış şu an geçtim. Anladın mı? Ama Tahmin anlamadım. Garfield gibi değil mi ya? Değil mi? Kısırlaştırılmış Baksana oğlum yok. hayvan gibi lan. Cabbar Tamam, mı? markası ne? Gülme bak. Bilmiyorum, bebeğim Maşallah sokak değil. kedileri için Sokak aldırdım. okey o zaman olur. 15 kilosu Yatışa 15 lira. bak. Cabbar kaplan yavrusu zaten kedileri. Yatışa bak. Benim Orada bir o kedi köpek o kadar gördü, büyük tribe gördüm bir girdi. de Onur'u. Yazma Ya Onur Allah'ım bana attın ya. Şu anda Çok şey yapamadım. sohbetteyiz zaten bebeğim ya. Genelde Türkiye devletler Kiril'i kendilerine uyarlıyorlar. Bizim Latin alfabesinde yaptığımız gibi. Evet öyle yapıyorlar. Benim ama hani onun sorduğu gibi bilmiyorum. Yani Kiril'in Türkler tarafından bu Ural Altay tarafındaki gelen Kiril alfabesi Türk diline uymaz. Uymaz değil mi? Ben bilmiyorum onun öyle olduğunu. Uymaz. Slav Gidiyor sesleri gidiyor çıkıyor bilet direkt alıyor Kiril bilet. alfabesi. Ya oğlum senin Slav dediğin milletin kökenin Türkler evet böyle bir teori var. yani Söyleniyor. Onur sen yapma bari Ne? bunu ya. Slav dedi millet dedi. Ya Slav sonradan devşirilmiş halidir. Yani Sırpların kökende Ruslar ama kendilerince farklı bir ırk olduklarını şey yapma iddia etmeleri gibi bir şeydir. Ben bu ara gitti gidiyor'a bakıyorum ya. Vallahi Kaner Hiçbir abi şey yok ya yine. Seninle şu an yayında tartışmak Oğlum istemiyorum. adam Yayından yakalamış sonra işte 15 kilo kedi maması 10-15 lira. Alalım alalım. Harbi mi? Evet. Evet ama biz çok sokak kedileri için oluruz. Ya kendimiz de yeriz. Şey gibi 40 dönüm 40 bin lira. Yok. Kalem pil mi? Yok. Varsa en alt çekmeceye bak en alt. Var.
Beni takip etti. Benim bildiğim Rusların doğuya kaymasına Vikingler döneminde doğru doğu baskınları neden olmuş. Doğrudur. Avrupa'da. Şöyle yani oranın temelindeki aslında Türkler olduğu söyleniyor. Bizim gelişimizin Sibirya'dan olduğu söyleniyor ama bu tarihin nasıl söyleyeyim size yok edildiği gibi bir yok teori var. Yok edildiği değil, öyle bir şey yok. Kanıt yok orada yaşandığında. Sadece bir tane kanıt var. Şimdi o da de. Yok. Sen devam et, ben de sana şunu söyleyeceğim. Alta ilk Türk oluşumu şeyden geliyor. Orada bir Proto-Türk hareketi var. Orada bir anlaşmazlık oluyor. Generallerden biri İsyan edip alta iniyor. Bir dakika, hangi yıllardan ya bahsediyorsun? Oğuz Yakup devletin var. Celal Şengör'ün kendisi açıkladı, gidip baktığında söylüyor adam, diyor ki Celal Şengör tarihi kalıntı mi? Hayır, şeyden konuştu adam. Neden? Onun jeoloji üzerine adam araştırmaya gidiyor. O kitabelerin olduğu, o anıtların olduğu yere. Kedi maması muhabbetlerine olarak, gülüyorum. Oğlum adam toprağa... Bak bir şey anlatıyorum, dinle. Adam orayı araştırırken herhalde burada kim yaşamış, ne gömmüş, bunları kim hazırlamış, bunları da araştırıyor herif. Sen de şeyler gibi konuşma direkt. O adam jeoloji tarihten ne anlar? Öyle. Ne anlar? Ne söyledim ayıp? Jeoloji tarihle bağdaşır. Ben o mesela ondan bahsetsin, ben de sana şunu söyleyeyim. Rusların kendileri de, daha doğrusu benim hocalarım şöyle söylüyorlar. Böyle bir teori var. Gerçek olduğuna inanılıyor ama... Ruslar tarafından, yani Sovyetler Birliği'nde bu belgelerin hepsinin yok edildiği, yıkıldığı ve hani olanların da ortadan kaldırıldığı söyleniyor. Aslında Kırım'daki, mesela Kırım'da Türkler hepsini asimile ederek geçmişler. Yani varmış o kıyılardaki Türkler, dağınık bir şekilde yaşayan birçok Türk kabilesi değil mi de? Kabile diyeyim. Varmış ama yok edilmiş. Bak şimdi ilk kavimler göçüne sebep olan bir Türk dalgası var, tamam mı? Bir Türk akını gidiyor batıya. Milattan sonra 375'te. Sonra bir daha geliyoruz buraya, batıya. Şimdiler işte anlaşmazlık, hastalık, zaptı, zıptı falan filan. Tekrar batıya geliyoruz. En öncesi İskitler tarafından yine batıya geliyor. Yani biz oraları biliyoruz zaten, oralara gidiyoruz. Yani bunda şaşılacak bir şey yok. Sürekli oralara doğru akınlar oluyor zaten. Yani burada Türkler varmış diye bir şaşılacak bir şey değil. Tamam sen bak yine işte senin takıldığın konu, sen yine milattan sonra köşten bahsettin. Celal Şengör'ün anlattığında milattan önce 2000'lere kadar orada Türkik, yani Türk demeyelim de o mongrel tanımında bir varlık var. Çinlerden hariç. Burası Çinlilerde Çinler var işte. Ural Altay'dan bahsediyor. Çinler diyor. Böyle Sibiryalılar ne? Sibiryalılar ne zaten? Onların torunları Sibiryalılar işte. Çekik gözle esmer. Sonra da diyorsun ki jeoloji. Evet öyle diyorlar. Öyle diyorlar jeoloji hatta. Kızılderililere ben. Abi ses üstüne ses gelmesin bir dakika. Pardon. Jeolojinin zaten tarihle bağdaşması şeyi bu işte. Ortak noktası bu. O yüzden bu adam bu kadar iyi biliyor. Adam sana topraktan, taştan, bayırdan ne olduğunu anlatıyor. Jeolojiden öğrenecek değiliz. Buraya sıçmışlar demek ki, burada yaşamışlar falan. Ne diyeyim evet abi? Evet abi, gülme. Çok mantıklı bir adı ama sıçmışlar. Yani jeoloji de içinde vardır da bilemem, bir şey söylemem. Çok farklı bakıyoruz konulara. Sen de çok inatçı şey bakıyorsun. Sen yazılı belgelere dayanarak söylüyorsun. Biz ama ben teori olarak söylüyorum. Yani böyle bir şey var olduğu söyleniyor. Doğru mu değil mi? Kanıtlar var mı bilmiyorum. Sana bir şey söyleyemem. Ama sana şöyle söyleyeyim. Rusların tarihine baktığında, yani milattan öncesine baktığında kesin bir şey bulamazsın. Çok şeydir, bulanıktır. Böyle var. Rusların kendi tarihleri hariç diğer milletlere koyduğu tarihlerin hepsi şeydir. Yanıltmadır. Kendi tarihleri de yanıltma. Onu sana söyleyeyim. Kendi tarihleri de yanıltma. Yani tekrar yazılmıştır. Üç tom vardır. Onların milattan öncesini anlatan ve sonrasını anlatan kitapları. Orada da yanıltma vardır. Değiştirilmiştir sürekli. Diyorlar. Bilmiyorum. Onu bilemeyeceğim ama diğer yazdıkları tarihler yanıltma. Hatta bütün verileri de yanıltma. Bir sürü işte savaş verileri, tutanaklar, zatlar. Tarihin her tarafından Rusları suçlamak için değil. Her medeniyette var o. Mesela bu Kadeş Anlaşması'nın olduğu şey, Hitit ve Mısır Savaşı. Her iki hükümdar da ben kazandım diye tarihe kaydettiriyor. Ama kimin kazandığı belli değil. Peki kim kazanmış? Ben. Hiç kimse bilmiyor. Hitit kralı diyor ben kazandım diyor, analarını alattım diyor, yüklüm geçirdim diyor, Mısır kralım diyor. Hayır diyor, ben de hepsini kılıçtan geçirdim, bir tanesi bile yaşamıyor artık falan. Ordusunu imha ettim diyor. Halbuki olan bir şey yok yani, sonra kardeşimi aldı. Hedef ne? Ya Japonlar peki, çok iyi. Peki Kadeş'in bir şeyi yok mu? Yazılı metni saklanmıyor mu atıyorum bu tarz şeylerde? Onu var yani çünkü metinden, yani anlaşma metninden kimin kazandığını anlarsın hükümlerden.
İşte abi şimdi o barış şeyi ne diyor? Sen benim topraklarıma girme, ben senin topraklarına gireyim. Savaşmayalım diyor, bitiyor. Kral da diyor ki çıkıyor, kayıt tutuyor, savaşı ben kazandım diyor ama diyor işte bir alacağımı aldım diyor, topraklarına girmek istemiyorum diyor. Dur bakalım tamam, Wikipedia'da tabii. Ne yazıyor? Ha giremiyoruz. Onu bulamazsın, bu derin sıfır tarih. Sıfır koy, sıfır Utku. Biliyorum. Wikipedia'ya girebiliyorsun, başına sıfır koy. Artık biliyorum. Koyuyorsun. Wikipedia'da yazılan makalelerin çoğu şey. Eksik bilgidir söyleyeyim. Hayır, Wikipedia'daki makalelerin çoğu eksik bilgi değil, zaten kullanıcı tarafından giriliyor. Ya şey olarak ayrıntı girmiyorlar, yüzeysel anlatıyor, onu demek istiyorum. Benim bildiğim Hititler bastırıyor Ramses, Ra birliklerinin başına geçmişte. Şu an o arkadaş da tarihçi, yanlış anlama hani şey diyorum, yani bir tık güvenirim Onurcuğuma. Ama yani dediğinin olma ihtimali yüksek yani hani. Yok bu gerçek, eski çağ medeniyet halinde gördüğüm ders yani. Ya ben çok... biliyorsam, bilmiyorsam... Çin, Ruslar komünist geçiniyor ama faşistin önde gidenleri... Arkadaşlar komünizm dünya Çin'de tarihi üzerinde olmuş. Dünya tarihi üzerinde hiçbir zaman uygulanamamış bir yönetim sistemidir. Bunu bir yere yazın. Sovyetlerin yapmış olduğu şeyin içinde zaten anlattığı şeyin içinde faşizm de var arkadaşlar. Hayır, sosyalizm Sovyetlerin yaptığı içinde. Şey direkt faşizm. Ben onu sana söyleyeyim. Totaliter rejim ya. Totaliter direkt. Rejim, aynen. Faşizm demiyoruz. Aynen. Otokrasi, otokrasi, otokrasi. Aynen. Faşizm diyemeyiz ama totaliter. Ne diyoruz? Faşizm. Başizm diyoruz. Hayır, totaliter rejimle yönetiliyorlar. Yani aslında çok özgür olduklarını iddia ediyorlar. Ama faşizm deyince çok daha farklı şeyler içine giriyor. Aynen. Faşizmin altında 10 tane farklı tanım var. Yani sen direkt bir kez laf diye faşist diyemezsin. O faşizmin içinde altındaki tanımlar İtalya'da uygulanan farklı, Almanya'da uygulanan farklı, Rusya'da uygulanan farklı. Ay abi çıkıyor. Eda'yı salın, Japonlarla bir derdi var. Ya Japon, evet Japonların tarihi çok ilginç ya Onur. Ben onu şey yapamam. Adamlar diyor ki biz hiçbir yerden gelmedik. Biz buradaydık, hep buradaydık falan. Onunla alakası var. Siktir siktir. İki tür köken var. Bir. Ne köken? Ben onun için iki tür şey var. Ben Çin tarihinde hani Çin hükümetinin verdiği tarih bilgisine de baktım. Yani Japonlar hakkında ne diyorlar diye. O daha mantıklı geldi. Şimdi Çinliler şey diyor, bizim diyor kaç... Belli bir sayıda diyor kabilemiz var, klanımız var diyor. Bunlardan biri de diyor Japonlar diyor. Onlar da kabul etmiyor bunu çok ilginç bir şekilde. Aynen çünkü şey Koreliler var bunların klanlarında. Mançuryalılar var. Yani hani Han Çinlileri var. Bayağı 50 tane küçük millet var. Uygurları saymıyorlar mesela. Uygurları o klanlara katmıyorlar. Benim okuduğum kaynaklar öyle duruyor. Arada bir ara saldırdı. Ne? İddiam yok. Mısır ordusunun çoğunu eziyor. Evet. Mısırlar ucu ucuna. O 2000 yıllık kalp dediğin diyorlar. Medeniyet. Bak o 2000 yıllık dediğin medeniyet. Şu an güneyindeki Avustralya'ya kadar olan denizi kendi sahası ilan etti. Çünkü ben diyor kaç bin senedir buradayım diyor. Bu kadar sahipler tarihinde. Abi sen Mu kutasından bahsediyorsun, şeyden bahsediyorsun yani. Ben sana Oğuz Akbu Devleti'ni anlatıyorum, sen Mu kutasından bahsediyorsun. Nereye kadar çekeceğim merak ediyorum. Kime diyorsun lan? Sana. Manyak, ben chat'teki adama cevap veriyorum. Mu kutası. Chat'teki adama cevap veriyorum da yok Avustralya falan. Hayır, 2000 yıllık medeniyet diyor, dediği doğrudur diyor. Ben de diyorum ki... Evet, adamlar o kadar garantici ki şu an Avustralya'da uzanan deniz kıyısına kadar petrol araması yapıyorlar orada veya işte liman araması. Ha. Adam diyor ki ben diyor Avustralya'ya kadar uzattım çünkü diyor ben diyor binlerce yıldır buradayım diyor. Adamlar bu kadar garantici. Kim diyor? Tarihlerine, kayıtlarına Çinliler diyor. Bu kadar. Ben Japonya'nın şeyini seviyorum. Yok güya bir samuray, çok büyük bir samuray şeyi, ruhu. Savaştan çıkıyor. İşte kılıcının ucundaki damlalar denize dökülüyor. Tamam mı? Bak dinle. O damlaların şeyleri adaları oluşturuyor. O da öylelikle Japonya oluşuyor. Nasıl? Abi pırıl pırıl. Onların dini anlayışı öyle. Çinlilerin, Japonların, Korelilerin din anlayışı öyle. Edebi anlayışı da öyle. Hani dini... Tarih var dediler geldim. Oo Bedri hoş geldin ya. WoW tarihini kaçırdın ama. Dünya tarihine yetiştin. Dini uğraf ediyorsun da bazı dinlere göre daha bir elle tutulur, saygı duyulacak bir onların, şeyleri var. Tanrılara yaklaşma, dua etme biçimi edebi olarak gidiyor yani. Tanrılara şiirler, betimlemeler yapıyor. Sagalar diyebilir miyiz? O saga mı bilmiyorum da benim şey yaptığım, gördüğüm hani kuzenden aldığım bilgi o. Yani din anlayışları hakkında konuştum onların. O orada yaşıyor 5 senedir yani dedim. Nasıl? İnanç sistemleri var.
Roket evet. Öyle bir tanrı değil ama o senin tasvir ettiğin tarzda bir tanrı değil o. Aile tanrıcılığı. Harcan benim dediğim böyle koca devasa tanrı ya. Hani düşük... Yok Roket yazmış da demiş ya Japon kraliyet ailesi tanrıları. Ona bakarsan senin Osmanlı'daki yani Osmanlı'daki padişahlar da tanrının Halife. Gölgesiyim yok. Diyor. Halife. Yok yok şeyi doğru söylüyor. Japon imparatoru güneş tanrısının şeyidir bizzat kendisidir. Tasvir ediyorlar abi şeyde. Tasvir değil Japon imparatorunu. Kimse gidip ben de yalnız Onur'un söylediği gibi biliyorum ya. Diyorum kutsal görüyor. Şeyde de padişahın da yüzüne gözüne bakamıyorsun. O ayrı bak. Japon imparatoru direkt tanrı. Yok ben benzetmeye tanrıdır. Çalışıyorum. Japon imparatoru direkt tanrıdır. Onu benzetemezsin. Abi Ronin. O ne lan? Ronin, o namaz Ronin kılıyor. Ronin filmi vardı ya Ronin filmi. Tank Egg mi? O ne lan? O ne ya? Onur. He. 47 Ronin. O filmi izledikten sonra ben bunun üzerine gittim. Baktım ne var ne yok, ne yazılmış ne edilmiş. Ama şey. Ben Japonya tarihi dersi aldım. Yok yok aldın da üstüne gittim. Ben sana hiç yani komple tarihten bahsetmiyorum. Sadece orada betimlemişler. Tanrı'nın o kutsallığı bu bizim bahsettiğimiz teist inançtaki gibi değil. Onların tanrıları. Evet onu diyorum ben sana. Ama bizdeki mesela bizim teist inancımızda da geçmişimizde padişahların da Allah gölgesi olduğu tanımlamaları var yani. Onlar bu arada Turan de... abi de şey değil mi? Bizim Türk-Japon ilişkiler şeyinde evet. Katılmıştı değil mi? Bizzat kendisini tanrı yerine koyamıyor. Bir Mısır firavunu koyar kendini tanrı yerine bir Japon imparatoru. İkisi haricinde kendinin tanrı ilan eden yok. Öyle söyleyeyim. Hatta Japonya'yı imparatoru tamam ama işte Onur da şeyi söylemeye çalışıyor. Japonlarınki de direkt Allah. Hı-hı. Benzerlik var ama değil yani. Tanrı kral gibi de daha çok tanrılığı ağır basıyor. Çünkü inançları teist değil oğlum. Öyle çünkü oğlum o kadarca neyse. Japonya'yı şogun yönetir, imparator yönetir. Ben kaçıyorum. DC'den seslenemenin muhabbet bölünmesine. Eyvallah muhabbet aynen güzel bugün. Çok da elit. Evet. Şogun utandım yani yerin dibine falan girdim. Şogunlar her türlü kararı şogun yapar. Herkeslerle şogun konuşur. Savaş kararı şogun alır falan filan. Yani imparator yönetmiyor. Direkt çok tanrılı yani. Bir din var onlarda. Onlarda evet. Ya şey gibi teist. Ortodoksların doğa, hani Hristiyanlıkla doğayı bizim harmanlıyorlar. Eğer bu bir ruhu var falan. Aynı mantık onlarda da bizim var. Din kıta olmuyor. Yok. Nasıl yani? Ha bizim dinde hani söyleyemezsin ya hani Allah olduğunu. Yoksa diyor bizim padişahlar da söylerdi Allah olduğunu diye. Mantıklı. İnanç aynı. İnanç şeyi söylerler diyor. Biraz o kısımda biraz Fatih o konuda biraz böyle girişmeye çalışmış ama yememiş. Olmamış. Selam yememiş. Abi hoş geldin. Girişmiş. Şimdi girişmiş o, ama. Ya Türk tarihi, Osmanlı tarihi özellikle bu yayında konuşmayalım da saptırılma ihtimali çok yüksek. Onu yayından neden? Sonra konuşuruz. Küçük ama böyle bir gelişmiş ama. Biz genelde kendi, insanlar genelde kendi tarihlerini ve kendi siyasetlerini yani kendi inandığı şeyleri, olguları konuşurken biraz yanlı konuşabiliyor yani. Zaten biz yorumluyoruz oğlum biz tarihçiler. Hayır. Biz yorumlarız ancak. Hani yayın bir... özelinde söylemesinin nedeni o. Onu söyleyeyim. Neden dedi de neden dedim ben de. Şimdi şey var Utku abi, bu bize ilk öğretilen şey şudur. Tarih doğru çizgide gider. Ama işte gerek filmler, gerek roman türü kitaplar vesaire bunu yanlış anlatmaya çalıştı. Ama insanın kafasında o düşünce oturuyor ya. Mesela X kişisi iyidir, çok dindandır, zarttır, zırttır. Gerçekte halbuki alakası yok ve sen bunu anlattığın zaman adam artık şey gibi görüyor seni. Düşman kötü. Gibi görmeye başlıyor. Kötülemeye çalışıyorsun. Bu sefer de şey oluyor, mimleniyorsun, dışlanıyorsun vesaire. Ondan anlatmamak daha iyi. Dillere pressing onu zaten söylüyorlar. Diyor ki bir tarihçi yani zaten Onur'un dediği gibi bir çizgin üstüne bozamaz. Zaten olan olmuştur. Sadece üstünü yorum yapar. Ama şimdi kendi günümüz tarihçilerinden mi bahsediyor? Geçmiş tarih tarihçilerinden mi? Yani mesela Herodot'la anlatırken evet yanlı anlatıyordu ve hani destan şeklinde anlatıyordu. Adamın hayır. Ağzından ne? Ha? Benim demek istediğim şu abi. Senin demek istediğin ya. Farklı bak ama chat'e bakmıyorsun sen şu an büyük ihtimalle. Aynen sen bana hani... Açıklama yaparsanız cevap verdiğiniz şeye karşı ben de yorum mesela yaparım. Diyor ki vallahi tarihçilerin de sonradan yorumladığı ortaya çıkmış. Zaten tarih bilimi yorumdur. Şey değildir yani. Olaylar olur.
olan olayı. Sebebine bakarsın, sonucuna şöyle bakarsın. Şöyle söyleyeyim ama bak çok özür diliyorum, sözünü de kestim. Adına bilim diyorsan bir kere yorumlayamazsın. Yorumu açık değildir. Yorumlardan kaynak yaratıp bir çizgi oluşturursun. Buna bir şey demem. Ama adına bilim dedikten sonra artık o yorumlanabilir hale gelmez. Bence. Abi, Onur da Onur şey demeye çalışıyor Utku. Bu bizim önümüzde yaşanan yorumlayıp anlayabildiğimiz şeyler diyor. Ha, tamam ama işte atıyorum mesela bir genel nedir? Hani evrensel ahlak kuralı gibi bir şey vardır ya atıyorum. Aha. Onun gibi bir şeydir. Kabul gören neyse o artık çizgi kabul edilir. Bilim dediğin şeydi. Senin anlattığın değiştirme üzerine yorum. Onur'un anlattığı anlatmak üzerine oluyorum. Aynen, zincirleme kavrama. Yani her şeyin bir sebebi sonucu vardır. Onlar sürekli birbirine bağlanır. Zincir gibi. Onun demek istiyorum. Şey düşün, köprü düşün. Köprünün başı geçmiş, sonu işte gözükmüyor, geleceğe doğru gidiyor. O köprüyü oluşturan her taş sebep sonuç. Net yoktur bilimde, tarihte ama benim fikrim bu, umursamayın. Ben hiçim. Abi, akademik olarak iki şey var. Tarih bilim midir sorusunun cevabı. Bir, evet bilimdir ama sosyal bir bilimdir. İki, bilim değildir. Bir şeyin bilim olması için önce deney yapmak gerekiyor. Deneyde gözlem yapmak gerekiyor. İki, kesin sonuçlar elde etmek gerekiyor. Bazen tarih şey yapabiliyor. Kaynak bulamıyor. Kaynak bulamayınca da yorumlama üstüne gidebiliyorlar. Olaylara. İşte bilim nedir? Ağzını, bilim felsefesi nedir? Senin ağzını bulup tokada vururum. Jeoloji niye var? Deniyor. O yüzden sana söylüyorum. Abi jeolojiyle alakası yok. Bir nasıl yok? Olay, anlatıyorum. Dinle, bir olay gerçekleşiyor. Tamam, bu olay yaşanmış. Atıyorum mesela bir katliam yaşanmış. Ama bunun sebebini bulamıyorlar. Bu sefer ne yapıyorlar? Yorumlamaya başlıyorlar. Bunlar bunlara niye katliam yaptı? Hayır, Kamerin dediyse mesela kanıtlanabilir bazı jeolojik hareketler. Atıyorum Everest Dağı'nın oluşumu tarihi gibi. Anladın mı? Burada jeolojiye dayandırabiliyorsun. Ya da şöyle, jeolojiye bağlı olarak mesela savaş olmuş bir yerde. Savaşın nasıl olduğu bilinmiyor. Arkeologlar kazıyor orayı. Jeoloji yani. Ama Onur'un dediği de şöyle haklı Kamer. Mesela senin böyle jeolojiyle desteklendiremediğin tarihi metinler olacak. Mesela Orhun kitabeleri. Jeolojiyle tarih, destekleyemezsin. O yazılmış tarih. Tamam işte. Adam çıkartıyor kafatasını, bakıyor adamın kafası ezilmiş ya da okla delinmiş. Aa, burada demek ki böyle bir savaş abi, yapılmış. O daha çok arkeoloji ve sanat tarihçilerin işi değil. Normal sanki. Tarihe bak. O bahsettiğin kafatası girince işin içine, evet ben de arkeoloji derim. Jeoloji demem. Jeoloji böyle biraz daha işte dünyanın katmanları, burada çok güçlü bir deprem olmuş. Hatta işte bu şehir yani, o yüzden yıkılmıştır yani. Gibi. Pompei mesela. Aynen öyle. Jeoloji... Bir saniye, özür diliyorum. Heh, söyle. Yani sen devam et, yok. Yok, çete bakacaktım bebeğim. Yok, senin cümleye başladım. Arkeoloji dersi de aldım ben şeyde. Arkeoloji tarih kadar de... yararsız bir şey yoktur. Saçmalama abi. Devletler arası abi, süre gelen anlamsız bütün çatışmalar tarih bilgisinin mevcudiyetine dayanıyor. Oha. Akademik tarih olarak çalışılması bir şey gereken bir disiplin ancak sıradan insanların bunlara... Heh, şimdi oldu. Özür dilerim. Şimdi oldu. Tarih bilmemesi daha hayırlı, katılmıyorum. Bak son söylediğin şey, evet tarihin siyasete karıştırılmaması ayrı bir mevzu. Biraz nasıl söyleyeyim, çetrefilli bir cümle kurmuşsun. Ama tarih bilinmeli, net tarih bilinmeli. Yani herkes kafasına göre yorumlamamalı. O konuda seninle hemfikirim. Yani çok manipüle etmeye açık bir konu, haklısın. Zaten biz de onu konuşuyoruz. Hayır, belli sabit tarihinde yani kabul etmelisin yani. Mesela ne gibi? Osmanlı yıkıldı. Yıkıldı abicim, bitti. Atıyorum nedir? Evet. Göktürkler bitti, öldü, yok. Yani atıyorum Türkiye 1923'te kuruldu. Net, kuruldu. Hani değiştirilemeyeceğin tarihler de var. Bunları da bilip şeydir. Mesela Waterloo Savaşı. Ders çıkartıp yani ne derler? Modern warfare, yani savaş sanatına girmiş bir mevzudur. Yani bu tarz şeylere de karşı şey olmamamız lazım, yani kör olmamamız lazım. Bu aralar ne gidiyor, çiçek böcek falan. Abi bu sıralar buz gidiyor vallahi ya. Hiçbir şey gitmiyor. Japon kraliyet ailesinin tanrı olduklarını, sıradan insanlarla evlenmesi yasaklı. Son iki nesil değişti bu olay. Bildiğim bir konu değil. Benim de tamam bir konu değil. Diyorum Turan abi. Meclisten ama yani sonra değişmeye başladı o yani. Yavaş yavaş dışa açıldılar ya, kültür etkileşiminden dolayı. Everest'in oluşumu tarih olmaz abi. O Everest oluşurken yaşananlar tarihi olabilir ama insan bazlı. Yok, Everest'in oluşumu bir tarihi anlatım olur. Neden olmasın? İyi olmasın abi. Şu tarihte oluştu. Şu dönemde oluştu. Şu dönemde şey, şunun üstüne şu geldi. Dur bakayım. Abi o arkeolojinin şeyine giriyor direkt.
Tamam, onun çattakini söylüyoruz lan biz. Arkeoloji normaldeki yaşanan şeylerin... Tarih konusu olmaz yani. Tarih canlıları inceler. Ya doğru. Ne alaka inceler oğlum ya? Her şeyin tarihi. Hayır, her şeyin tarihi bir şey yok. Tarih canlıları indiler. Canlılar üstünden de. Ya o zaman ya yaşanmışlıklar üzerine gider bak. Aynen öyle. Anladın olay, mı? Olay oldu tarihin ana şeyi. Peki şöyle söylüyorum. Atıyorum. Bak tamamen sallıyorum. Hani olabilir bu arama şey. Onur'un söyledikten sonra mantıksız gelmiyor. Benim düşüncem de o ama. Hiç mesela bir bölge düşün, tamam mı? İzmir'de bir tane ada açıklarda. Hiç insan yok. Evet. Oranın tarihinden bahsedemez miyiz? Hiç insan gitmemiş ama. Yani hiç. Sıfır. Abi bir şeyin tarihinden bahsetmen için o bir olay olması gerekiyor. Olayı oluşturan olgular olması gerekiyor. Sebep ve sonuç olması şart gerekiyor. Şart mı? Evet. Şartken tarihinde belli bir rajonu var yani abi, şimdi öyle şey değil. Belli bir şeye tarih şeyini satıyor yani. Peki ben şöyle ya söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. O adada hiç kimse yoksa, şey yoksa, o adamın tarihini araştırıp ne yapacaksın? Yani mantıken sana bir yer... Hayır, o ada nasıl oluşmuş? Niye orada var? Bunu araştırmak istiyorum. İşte onun cevabını da jeoloji veriyor. Jeoloji. Tamam, jeoloji tarihi olmuyor mu o zaman? Verme. Jeoloji tarihi diye bir şey yok abi. Sana verdiğimiz tarih tanımı zamansal olan tarih. Anladın mı? Ama mantıken onları söyledi doğru ama öyle değil. Hayır, abi, o zaman... hayır mesela o zaman şey terim tanımına giriyor. Onur diyor ki tarihin terim tanımında beşeri ilişkiler yani beşeri olaylar sonucu ortaya çıkması şartlığı var diyor. Ha, o zaman tamam derim, anladın mı? Ha, o adayı mesela, o dediğin adayı insanlar elle yapmış olsaydı tarihin konusuna girerdi. Tamam, anladım. Ben seni net bir şekilde anladım kardeşim. Sen diyorsun ki bir şeyin tarihi olabilmesi için beşeri şeylerden geçmiş olması gerekiyor diyorsun. Aynen öyle. Tamam, bir chat'e bakayım. Ben de sana zamansal olan tarihten. Bir chat'e bakayım, çok özür diliyorum. Bence böyle bir güzel bir sohbet veriyor insana. Böyle kamp başında ateşin yanında oturup eyvallah abi. Biz böyleyiz abi, hep böyleyiz yani. Kanar abi, tarih boşlar kelimesinin kökeni hangi Artas dilde? Artas Lich King oldu. Hangi? Tarihin en basit... Oyunlardan bile anlayabiliriz. Bakınız müptezeli oldunuz. Müptezeli demeyelim, müptelası diyelim. Müptezel deyince böyle abi getirsene falan gibi oluyor. Tarihini bilmeden öyle bakalım. Eyvallah. Objektif tarih diye bir şey yok. Bir saniye abi. Metodoloji derslerinde onu çok detaylı anlatırlar. Ama tarih sadece zaman kavramından oluşmaz. Oluşsaydı tarihçilere gerek kalmazdı. Tarih bilim yorumlara dayalı bir bilim dalı. Bu yüzden tarih bilim midir değil midir diye sürekli tartışma var. Hmm, edemezsin. Geçmişini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur. Kesinlikle doğru. For the horde. Eyvallah. Tarih metodolojisi bilmen gerekir abi. Tarih olması için dediğin gibi olay, olgu ve bunu kanıtlayan bulguların olması gerekiyor ki tarih olsun. İşte ben de orada şeyi söylemeye çalışıyorum. Jeolojik buluntular ve arkeolojik kazılarda ortaya çıkan jeolojik kanıtlar o bölgenin bana tarihi hakkında bilgi verebilir diye yok, düşünüyordum. Ancak beşeri yani bilim terimi tanımı altında beşeri olaylar olmuş olması gerektiğini net bir şekilde söyledi tarih okuyan arkadaşımız. Yani okuyan derken bu arada okumuş bitirmiş diplomasını eline almış bir kişiden bahsediyoruz. Benim bir sorum olacak Onur'a. Bir bitireyim evet, bebeğim. Tamam, her bilimin kendi içerisinde tarihçileri var ve o bilimlerin altında geçiyor. Misal jeoloji biliminin bir alt bilimi jeoloji tarihi. Değişik bir yaklaşım, evet olabilir. O zaman Süveyş kanalının... Tarihinin konusu Cebel Tarık Boğazı jeolojinin konusu gibi aynen. Doğru. Abi tarihin ortaklaşa çalıştığı bilim dalıdır. Bilimdir jeoloji. Eyvallah. Tamam. O Eda soruyor şu an. Şimdi ben bu Doğu Türkistan'ı bana açıklar mısın? Bu Doğu Türkistan üzerine böyle yoğunlaşmamız nedir? Olayı nedir? Doğu Türkistan nedir? Yani Doğu Türkistan zaten yok olup giden bir şey değil mi? Yok olup giden onlar en başından beri orada şey düşün. Yani Anadolu'ya akınlar oluyor ya. Evet. Anadolu'ya akınlar olurken her Türk kalkıp da Anadolu'ya gelmiyor. Bir kısmında o tarihte kalıyor, öyle düşünüyorum. Onlar da işte Uygurların dedeleri. Ki onlar o zaman da Uygur'du yani. Hatta Uygur devleti var ya ilk şey... ilk tek tanrılı dine geçen diye bahsedilir işte. Evet, Uygurlar yani, için. Tamam. Onlar o günden kalma, oranın yerlileri onlar. Çin sonra topraklarını genişletip orayı ele geçiriyor. 1900... 50'lerde komple etki altına alıyor. Leonov o kim ya? Ben bilmiyorum. Osman Batur İslamoğlu kim? Şeyin Doğu Türkistan'ın direniş liderlerinden biri. Evet, yakalanıp doğru. Şey yapılıyor. Çok tecrübeli bir şekilde
öldürülüp şehit edilip sonra çok kötü bir şekilde şey yapılıyor. Ne denir ona? Halkışa gezdiriliyor cesedi falan. Evet. Peki ben sana başka bir şey soracağım tarihle alakalı. Hani gene tarih konusuyla alakalı. Mesela şimdi ben biraz yanlı bakayım, tamam mı olaya? Nedir mesela? Osmanlı-Bizans savaşlarında bir ölü orta şeyi var. Mesela savaşta ölenleri şey ele alıyoruz. Ben mesela kendi tarihimi anlatırken atıyorum Fatih'in bir generali, adını ne söyleyeyim? Süleyman V, tamam mı? Şey soylu ailesinden değil, normal. İşte Süleyman Ernez. Öldüğü zaman şehit kabul ediyorum. Peki karşıdan da Konstantin Ernez olsaydı, o da şehit sayılacak mıydı benim nezdimce? Sayılması gerekir miydi tarihin nezdimce? Şimdi normal tarihte şey yapamazsın. Şimdi yanlış anlaşılacak ama nasıl anlatayım? Şimdi şehitlik dediğin kavram dini bir makam. Yani normal tarihte Süleyman'a da şehit diyemezsin. Konstantin'i de şehit diyemezsin. Öldü dersin. Ama mesela örnek veriyorum, yanlış anlaşılmasın. Osmanlı kayıtlarında Süleyman için şehit oldu derken Bizanslı için helak oldu dedi. Tamam, bunu Osmanlı soruyorum işte. Osmanlı kayıtlarında. Hmm. Ama normal tarihte öyle diyemez. İkisi de öldü yani, savaşta öldü. Peki ben şunu soracağım. Atıyorum. Anladım ne demek istediğini. Mantıklı. Tamam, yok cevabımı aldım. Uzatmayacağım. Evet. Ne yiyorsan uzakta ya oğlum şunu. Hatta Osmanlı kayıtlarında Hristiyanlar öldüğü zaman da helak oldu dedi. İşte kadıdan mesela duyuru çıktı, mirası paylaşılacak. Filancanın oğlu filanca helak oldu derler Hristiyan olduğu için. Yani cehenneme gitti. Ya ne gülüyorsun işte. Biz çok okuduk o şeyleri. Peki sana bir şey daha soracağım. Doğu Türkistan'la alakalı, yani oradaki ayaklanmayla alakalı. Bu oluşun son, sana şöyle söyleyeyim, belki 10 senedir var. 20 sene, 15, 10 sene, 10 sene. Daha öncesinde neredeydi bu topluluklar? Neden şu an vardı, çıktılar? Doğu Türkistan Osmanlı'dan yardım istiyor Çin'e karşı. Tam ismini hatırlamıyorum da bir tane paşayla Osmanlı top ve asker gönderiyor Doğu Türkistan'a, Çin'e karşı savunsunlar diye. Onlar da mesela yeniliyor ve öldürülüyor. Yani sürekli Osmanlı ve Doğu Türkistan şey haline zaten. Sürekli dediğim şey, yani 19. yüzyıldan sonrasını şey yaptı. Var yok, ama yok, ben günümüz için söylüyorum. O zaman sana 2. Dünya Savaşı'ndan sonra söyleyeyim. Yani hani onlar hep oradaydı, hani nasıl diyeyim? Oradaydı ama kendileri takılıyorlardı, sessiz sakin. Ben tarihin bir direnişin çok şeyi var abi, onlar çok derin konular. Direniş. Aynen, rocker. Ölen aliens'lar helak oluyor, doğru. Bence de. Hani bir direniş şeyden çıkmıyor. Nasıl? Onda örgütlenme şeyi var, ideolojik şeyi var. Bir de tabii haklısın. Haklısın. Var. Haklısın. Ara ara hep çıkartıyorlar. Şu anki apayrı bir ha, şey. Biz duymuyorduk gibi diyorsun. Çünkü ben son, yani şöyle söylüyorum. Günümüz tarihine baktığımda son 10 senedir bu akımı çok yoğun bir şekilde duyuyorum. Dillere pelesenk, doğru diyorsun. Öncesinde yok. Hort'ta öldüğümüzde hani, şehadet şerbetini içiyoruz biz. İzin verdikleri sürece medyanın. İzin verdikleri sürece değil de kimin şey onları var, nasıl desteklediğine bağlı. Yok, mesela Rabia Kadir'i biliyor musun? Hayır. Mesela Yusuf şey var. Neydi Yusuf? Şunu unutma adamın ya. Mesela Rabia Tekin'den önceki lider, sonra Rabia bilmem ne. Rabia'nın ismini karıştırdım şimdi. Rabia bilmem ne vardı. Hatta hapis yaptı Çin'de bu kadın. Dünya yer yerinden oynadı. Çin herkes baskı yaptı. ABD'de dahil. Aa, bilmiyorum. Rabia ana anladım diyorlar. Ya sen takip etmemişsin. O kadın mesela Çin'de hapis yaptı. Uygur Türklerin lideri, anası. Amerika aynen, onlar da var mesela. O seni hatırladım. Televizyonlara evet çıkıyorlardı ta o zamanlar. Bayağı oldu. Hatırlıyorum. Amerika baskı yaptı vesaire. Görüşürüz Osman'cığım orada. Sonra Amerika bizim mücahitlerimiz zaten şeyler, goblinler. Sırtlarına bomba bağlayıp şey yapıyorlar ya. Allah işte. Ya Sapper. İlginç şeyler var da o aşırı global siyasete giriyor. Onu yayından sonra konuşuyoruz. Biz ölünce şehadet şerbeti, Hort tarafı. Elin ölünce helak oluyor. Mesela şey bilgisi var. Osmanlı'nın ilk dönem, hatta ne ilk? Hani yükseliş ve çöküş dönemleri dahil, dağılma dönemi dahil, şey mesela kendi devletleri hariç diğer milletleri tanımlarken çok değişik tabirler kullanıyorlar. Avrupalılar mesela. Fazla şeye girme Onur. Bir şey soracağım sana.
girmiyor. Dur ya, çocuk anlatıyordu. Oğlum adam bir şey konuşuyor. Abi real tarih sıkıntı ya. Girmiyor. Ne tarih? Bir şey soracağım. Ha. Şimdi normalde Hort oyundan bahsedeceğim. Oyun şeyine bakarak konuşalım diye. Girmeyin abi buralara. Hort ve Aliens muhabbetlerinde. Şimdi Aliens'in bir inancı var değil mi? Belli bir inancı var. Yobaz diyebilirsin. Kimi insan daha böyle ılımlı diyebilir. Hort'taki inançlar genellikle şamanizm. Evet. Daha barışçıl olmasını söylemiyor mu Hort'a? Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar göçebe kavmin. İngilizce nomad. Bunlar nomad. Daha doğrusu öyle. Yani bunların doğada yaşayabilmesi için savaşması gerek. Öyle bir şey yok yani, barış marış falan. Ne güzel muhabbetin ne lan? Onların ahlakını savaş belirle. Töresini, dilini, geleneğini, zarfını, zırtını. Yani barış diye bir şey yok çünkü sen doğadasın. Hani senin sığınabileceğin bir yer yok. Düşmanlarını temizlersen rahat yaşayabilirsin. Anlatabildim mi bilmiyorum. Anladım. Çünkü kendini savunacak bir yerin yok, kalen yok, rahatın yok, zırtın yok. O yüzden şey mantığına geliyor. En iyi savunma saldırılır. Yani düşmanını yok et, seni öldürecek biri kalmayınca rahat yaşarsın. Pankis o yaptığın, chat'e cevap veririm onu da. Pankis o yaptığın şu öyle o tarz değil de bak şöyle düşün. Taurenler Türk deme. Şöyle düşün. Türkler Tauren. Yani bir nation üzerine çekme ya. Bir güzel olan bir özelliği bir abi şimdi şöyle bir şey var. O işte yok şunlar Türk, şunlar Amerikalı falan filan olayı olmuyor. Şu an Warcraft'ta iki Türk kültürü var. Biri nomad, Orc. Bir de normal yerleşik hayata geçmiş. Kalelere şeye sığınmış. Normal bir şey. Avrupa feodal sistemi gibi bir sistem var. Yani oyunun genel kültürü o. Yani sırf Horde'da nomadlık var diye bunlar Türklere çok benziyor. Azeroth halklarından en çok acı çeken kim? Bence Undead'ler ya. O biraz saçma oldu yani. Yok şunlar, yok şunlar şey. Orklar Türk kelimesinden mi türemiş? Yok, sınıflandırıyorlar. Sen nomad bir şeyi görüyorsun. Yani nomad olarak biçimlendirilmiş, betimlenmiş karakteri görüyorsun. İşte ne bileyim, nomadlarda mesela her tür nomad kavimde kutsaldır. Tam sordum. Ben bu Türkistan konusunu seninle tartışmak istiyorum ya. Ağzımı çok açmayacağım. Susacağım. Tartışalım, ben bir sigara sarayım gerek. Daha şey biliyor musun sen peki? Şimdi değil. İslam kitabı olan Kur'an'ın ilk yazılışının Süryanice olduğunu biliyor musun? Hayır. Ama böyle bir şey duymuş. Aramice. Süryanice diyorum. Şu anki tanımı Süryanice. Şu anki Süryanice. Süryanice dediğin senin şey İran kuzeyinde hani şu anki Mardin, bizim de Mardin ve civarı. Dediğimi biliyorsun, anlıyorsun da niye? Süryanilerin yani... Değil ama çocuk da doğru söylüyor yani. Aramice. Ama doğru söylüyor, biliyorum. Süryani şu anda değil. Farklı yani. Ya abi Aramice ile Süryanice aynı değil. Ne alak oğlum, o zaman şöyle de İbranice ile Aramice aynı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Aramice, İbranice ve Arapçanın kökenini yani evrildiği. Evet, evet, evet. Süryanilerin Süryanice ve Süryanice konuşulması ve Süryani halkının bulunduğu bölge neresi? Az tarihsel olarak bak. Mezopotamya, kuzey. Suriye'nin kuzeyi. Genelde adamlar en çok orada yaşıyorlar. Doğru mu? Senin bahsettiğin yer Orta Doğu'nun göbeği. Tamam, doğru mu? Onu söylüyorum mesela, göbeğimi atmışım demiyorum. Doğru mu, doğru değil mi? Doğru. Şişirdi. Süryani... Şimdi şöyle, onların dil grubu... Süryanilerin normalde, senle bunu geçen de konuşmuştuk. Hristiyan Araplar değiller ya bunlar. Kimler? Süryaniler mi? Hristiyan Arap ama meslekleri farklı. Farklı. Bak Suriye'de de Hristiyan Araplar var. Evet, hatta Gassani, Gassani kabilesi var. Bizans'ın şeyi bunlar, sınırı değil. Araplar ama Hristiyanlar. Ortodoks Hristiyanlar, herhalde Katolik Hristiyanlar. Ama bunlar Süryanice konuşmuyor. Arap tamam. Doğru. O devrede de Süryaniler. Yani şey demeye getiriyor, her Hristiyan Arap dediğin Süryanice konuşacak bir muhabbet yok yani. Aynen üçüncü, öyle. Üçüncü, ya da Süryani değil yani. Üçüncü aşamada şu. Yazılı olan ilk şeyler ki o dönemde de bahsedilmiş İslam tarihinde de yazılıp çizilen yani kayda tutulan bulunan her şey Suriye'nin kuzeyi. Ve doğal olarak Süryanice.
Second Kartoffel hoş geldin abi. Takipçi şöyle sağ ol. Bir şey var. Yazı Sümerliler bu Asurlular Anadolu'ya ya getirdi. Ya şimdi Sami dillerine girmiyor mu abi? İkisi de. Yok yok şeyi diyor. İşte niye orada bulunuyor bu yazılar falan filan diyor da. Yani Sümerliler sayesinde Asurlular yazıyı Anadolu'ya getiriyor. Asurluların olduğu yer neresi? Şu an bizim tarif ettiğimiz yer. Yani ticaretin döndüğü yer orada. Orada her şeyin kaydı atması normal. Ticaret merkezi orası. Asurlular orayı ticaret merkezi yaptı.